Konuğumuzu koltuğuna oturttuk, sporu bilenlere sorduk. Her hafta farklı bir misafirle ilimiz futboluna dair ne varsa konuşuyoruz. Ali Mermer'in sunduğu konuğumuz var Alternatif Radyo'da. ...91.5 Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Konuğumuz var programında, birlikteliğimiz başlıyor efendim. Bugünkü konuğumuz gene Tavşanlı Amatör Ligi'nin değerli teknik adamlarından Mavi Hüval lakaplı sevgili Ercan Kuru. Sayın hocam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyi Allah'a şükür abi, siz nasılsınız? Çok şükür hocam, ben de iyiyim. Hemen çok da fazla şey yapmayayım. Geçen haftaya gelelim, gene farklı bir galibiyet. Evet. Ne düşünüyorsun sonra Hanımçeşme maçı için? Maça iyi başladık. Hanımçeşme maçına. İlk devre 5-0 olduk. Gerçekten etkili bir oyun oynadık. Sezonun en iyi oyunlarından biriydi. Etkili bir oyunla 90 dakikayı 8-2 bitti maç. 8-2 bitti. Güzel, evet. Bir galibiyet oldu. Evet. Hocam aslında şöyle Göbel Gençlik Spor hem çok gol atıyor, 54 gol değil mi benim bildiğim? 56 gol. 56 gol. Evet. 7 golde 4 gol. Evet. Çok dengeli bir takım olarak, takımın için ne söylersin genelde? Şimdi abi biz sezon başında yani sistemimizi, oyun mantalitemizi futbolcularımızla görüştük, futbolcularımızla buna çalıştık. Şimdi tabii ki kaliteli futbolcularımız var. Defans hattımız, orta sahamız, birinci bölge, ikinci bölge, hücum hattımız. Ama biz takım oyun oynuyoruz. Takım oyun oynuyoruz derken defansı defanstan başlatmıyoruz. Topu kaybettiğimiz yerden, ileri üçüncü bölgeden veya sol açıktan, sağ açıktan topu kaybettik. Orada defans başlıyor bizde. Evet. Yani ön alanda baskı yapıyoruz. Ön alanda baskıyla takım halinde savunmayla takım savunması yapıyoruz yani biz. Takım savunması. Evet. Birinci bölgede savunma değil. Top nerede? Topu nerede kaybettik? Bir an önce topu sahibi olma, topu kullanma için mücadele ediyoruz. Mücadele ediyoruz. Evet. Çok güzel. Şey var, madem gol deyince ben böyle bireysel futbolculara, evet, girmez oluyor ama maşallah var sizin Rıdvan Gürgün'ün. Evet. Adam nevlevi gibi gol atıyor. Evet abi. Memnun musun kendisinden? Tabii, tabii memnun. Tabii memnun. Yani şimdi Kütahya'da şimdi bir sürü transfer teklifleri de alıyor. Öyle malum ara transferdeyiz. Bir sürü transfer teklifleri de alıyor. O da transfer teklifi gelmesi de normal yani, doğal. Tabii ya. Yani ben bugüne kadar çalıştığım en özel golcülerden birisi. Golcülerden yani vuruş tekniği, şey, ne yapacağı biliyor mu? Yani gol pozisyonu yok. Yani pozisyon dışında ama birden gol pozisyonuna giriyor ve golünü atıyor. Yani. Çok mükemmel ya. Gerçekten benim çok da hoşuma gidiyor. Evet. Hatta açıkçası işte sen demin transfer söyledin ya. Ben diyorum ki Tavşan Lille Spor yönetimi veyahut da şimdiki bu çocuğu görmeliler diye düşünüyorum ben. Verir misiniz Tavşan Lille Spor'a? Ya Tavşan Lille bizim milli takımımız. Her şeyi Lille Spor için her şeyi yaparız. Evet. Fakat şimdi de bizim bir amacımız var. doğru. Şimdi sezon devam ediyor. İlk hedefimiz evet. Tavşanlı A grubunda şampiyon olmak. Daha sonra bir yollarda kulübümüz, köyümüzü, tavşanlığımızı en iyi şekilde temsil edip oradan şampiyon olmak. Yani hedefimiz süper amatöre çıkmak. Bir hedefimiz var yani şu anda. Tamam hocam, zaten baştan beri oynuyorsunuz. Peki o zaman ben şey söyleyeyim. A grubunda mücadele ediyorsunuz. Evet. Grup nasıl genel olarak? Takımların böyle dengesi nasıl birbirine? Vallahi şimdi grupta denge yok. Nasıl denge yok? Şimdi iki tane, üç tane takım şampiyon mücadelesi yapıyoruz. Biz, Çukurköy, Güzel Yurt. Arkadan gelen takımlar birbirinden bizden puan veya Güzel Yurt'tan veya Çukurköy'den puan alan takım yok yani. Bir takım da zaten sezon başı çekildi. Evet. Şimdi bir Çobanköy aldı sanırım şeyden, Güzel Yurt'tan puan. Şimdi onlar da bizden veya Çukurköy'den veya Güzel Yurt'tan puan alırsa daha güzelleşecek iş. Evet, tabii. Şimdi puan farkını da açamıyorsun yani bizim. Ya baktık normal biz şimdi. Evet. Bütün maçları almışız, bir maç beraber kalmışız. Kaybettiğimiz puan 2. O da Güzel Yurt'la. Berabere kaldı, 0-0. Evet. Baktığımız zaman puan farkı 6. En yakın rakibimize 6 puan açmışız. Çukurköy'e. Çukurköy'e. Evet. Şimdi arkadan gelen takımlar, yani alttan gelen takımlar bizden puan alır, Çukurköy'den puan alır, Güzel Yurt'tan puan alırsa daha iyi olur. Evet ya, ama görmüş sizin grupta pek artık siz de olacak takım yok. Vallahi yani. Abi şimdi
3 bank sistemde her şey olur. Biz her şeyi düşünüyoruz. Yani ben çıktım buraya şimdi şampiyon oldum. Niye çıkmadım? 6 puan. En yakın rakip 6 puan var. İlk yarı bunu gösterdik. İkinci yarıda devam ediyoruz aynı şekilde. Çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Hedefimiz var. Hedefimiz doğrultusunda sezonun sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Yani Göbel Spor, Göbel Gençlik Spor birinci amatörde hiç şampiyon olmadı. Bir ilk olacak bizim için. Göbel Gençlik Spor süper amatöre çıkmadı. Çıkarsa da Allah'ın izniyle o da bir ilk olacak bizim için. İnşallah. Yani biz bunun peşindeyiz. Bunu yaparken de takımın bünyesindeki, köyümüzün içindeki gençlere de önem veriyoruz. Belki bir altyapımız yok, nemliğimiz yok. O zaten başlı başına bir konu. Onu başlı başına başka bir programda ele almak lazım ama biz evet. 2006'lı, 2005'li, 2002'li, 2003'lü ben buradan mesaj veriyorum Tavşan'daki genç arkadaşlara. Yeni spor altyapısında top oynamış. Şu anda işte Süper'de veya Bir'de oynayan arkadaşlara yani onlarla çalışmak istiyoruz. Yani takımımız genç olsun. Takımda tecrübeli abilerinden çok şeyler öğrenecekler. Bizden çok şeyler öğrenecekler. Yani Süper Motor'da da çıkarsak alanınız verirse orada da iddialı olacağız yani. İnşallah. Tabii ona bakarsan zaten hedefimiz köyün gençlerinden yetiştirmek. Tavşanlı gençlerinden yetiştirmek. Bir de ben şuna inanıyorum yani. Ya herkes milliyetçi yani. Solcu da milliyetçi, sağcı da milliyetçi yani siyasete girmeyeyim de. Herkes milliyetçi yani. Bu ülke için biz de futbol işi yapıyoruz. Amatör futbol işi yapıyoruz. Hedefimiz ahlaklı iyi bir bireyler yetiştirmek. Yaşa hocam tamam bütün mevzu öyle. Ve dediğine katılıyorum ben senin. Şöyle herkes milliyetçi. Bazen bana da derler. Mesela ben de biliyorsun bir solcu demokrat geçiyorum. Evet. Fakat şey var. Ben de mesela Tavşan Lig'de şeyde diğer takımda diyorum ki Tavşanlar oynatın karışma diye. Ya hem böyle geçiniyorsun hem de işte Tavşan'ın falan diyorsun. Mevzu o değil aslında yani. Tamam dışarıdan gelen futbolcuların hepsi de bu memleketin evlerdi ama tabii. Tavşanlı futbolun medeniyetle kalkınabilmesi açısından kendi çocuklarının oynamasına yarar var diye düşünüyorum. Abi ben. Yarar var. Oynaması lazım. Biz de ondan yanayız. Ama yok yani şimdi. Bir de oynaması için yetenek lazım. Evet. Tabii, yetenek lazım yani. Yetenek biraz yetenek olacak ki sen de geliştireceksin onları. Şimdi profesyonel takıma Tavşan'dan gönderdiğim futbolcular yani adamlarda özel bir yetenek var zaten. Evet. Böyle çalışıyor. Abi, futbolcu olmak kolaydır abi. Çok güçlü olacaksın abi. Çok güçlü. Yani bu güçlü olmak da alttan yetişerek geliyor. Kulaklar için nasıl yani bizim yetiştiren hocalar yani bize ders veren hocalar, Coşkun Süler hocam. Ha anlatıyor şimdi. Altyapıdan. Herkes Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Eskişehirspor, profesyonel liglerde. İşte Bandırma Spor, Altay. Buralarda herkes oynayabilir. Herkes oynayabilir ama altyapıdan güçlenerek geleceksin. Amatörden direkt profesyonelde de oynayabilirsin. Nasıl oynayabilirsin? Çok güçlüsündür. Doğuştan gelen bir yeteneğin vardır. Oynayabilirsin. Ama altyapılardan güçlenerek gelmek, güçlü bir altyapısı olmak çok önemli. Ama Tavşan'da altyapı var mı? Yok. Bana kimse kızmasın. Hocam ne kızacaklar onu? Ben yani hiç altyapıdan futbolcu falan yetiştiremiyorsun. Ha, biz ne yapıyoruz şimdi? 2006'lar bu sezon A takımda oynayabiliyor. Bünyemize kattık. 2005'li kattık. Oynatıyoruz yani şans veriyoruz. Tamam. Çok da şey yapıyoruz, verim alıyoruz yani. Takıma katkı sağlıyorlar. Alt yapıdan değil de kimsenin kızmasının şeyi yok yani. Görünen köy kılavuzluklarını istemez. Ya ben buradan mesela yok. Kendi taraftarımıza da mesaj vermek istiyorum. Diğer takımların taraftarlarına da mesaj vermek istiyorum. Spor dostluk kardeşliktir. Yani bunu bilerek mücadele edeceğiz. Yenileni tebrik edecek. Yani Karagova'da kavgaların, gürültülerin çıkmasını istemiyoruz yani. Üzülüyoruz. Saha içinde antrenörler, öncelikle antrenörler, yöneticiler, futbolcularına sahip çıkacaklar. Çok haklısın hocam. Yani biz sporda şiddetin her şeyine karşıyız. Sporda şiddete karşıyız. Biz futbol işi yapıyoruz. Amatör futbol takımımız. Yani bütün takımlar oralara zor geliyor. Maddi imkansızlar var. Yüzünden çok zorluklar çekiyor. Hepsinin farkındayız. Tamam hocam bu mevzu zaten burada böyle. Ve dediğin gibi aslında işte başkan, yöneticisi, teknik adam. Onlar örnek olacaklar. Hem sporcularına örnek olacaklar hem taraftara örnek olacaklar. Biz şimdi Göbel Gençlik Spor olarak Göbel Spor Yönetim Kurulu. Sayın Mehmet Kocadır, Ali Akankara, Recep Eşen, diğer yönetici arkadaşlar. Biz hep beraber takımımıza söyledik. Söylüyorum da her hafta. Rakip taraftarla, kendi taraftarımıza, rakip futbolcuyla, hakemle özellikle oynamayacağız. Bizim bir işimiz var, hedefe giden yolda iyi futbol. İyi futbol oynayacağız biz.
Tamam, sonra... Hedefimiz bu. Çünkü biz amatör takımımız veya amatörce futbol oynuyoruz. Yaşar hocam. Şimdi kazanmak için her yol mübah değil yani. Mübah değil. Şu anda daha var biz. Bir gün çıkacak bize yenecek takımın biri. Bir gün çıkacak bize 3 gol atacak. Şu anda grubun en az gol yiyen takımıyız. Ama futbol bu. Futbolun güzelliği burada. Hazmetmesini bileceğiz yani. Evet. Evet, önce biz bileceğiz. Hakemlere baskı vursan ne oldu ya hakeme? Ben bakıyorum şimdi takımlara. Taş. Penaltı. Söylüyor zaten. Bizim penaltımız yoksa hakem arkadaşlar bize penaltı vermesinler. Ama hakemler de hata yapıyor. Ya hocam mutlaka hakemlerde hata yaptık. Zaten benim anlayamadığım konudur. Bir kere ben şöyle gözlemliyorum. Genç hakemler. Evet. Onlar da daha... Yardımcı olmamız lazım onlara. Yardımcı olmamız lazım. Evet. Daha kenardan bağırdım, çağırdım. Bu işe oluyor. Üstelik ben hakem olsam mesela arkadan bana hani böyle bağırıp çağırıyor mu? Hatta hakaret mi ediliyor? İnadına vallahi ters karar veririm ben mesela. Tabii. Yaparım ben yani ona. Tabii. Onların peki yapmadığı ne var mı? Yapar. Çünkü yani şey yok. Öyle, baskı kurmaya dediğin gibi gerek yok şey dedim. Hocam şimdi bir de şöyle bir şey var. Benim çoktan beri kafamda takılan bir şey. Şimdi sizin grupta tek takım fikstürler çekildi, sonra katılmak. Evet. Tam vazgeçti. Derbent Spor. Evet. Diğer grupta da Başkent Spor ve Balıköy Genç Yurdu çekildi. Şimdi ben aslında bunu zaten bir Kütahya ASKF'nin bu konuda biraz daha şey böyle adam tenneci davrandığını düşünüyorum. Çünkü takımların sezon başlamadan katılmayacağı belli olunca yeni bir fikstür yenilemesi gerekirdi. Ama şimdi işte bir bayağı hafta kaldı. Tekrar gelmeyen takım. Nasıl etkiledi bu? Etkileniyor tabii abi. Topçular yani bütün takımlar etkileniyor bundan. Soğuyor futbolcular. Maç arası veriyor. Evet. Soğuyor yani şimdi hedefe giden yolda iyi bir form yakalamışsın. Oynuyorsun bir hafta. Bir maçın bay, bir de arka arkaya denk gelse iki hafta maç yapmıyorsun. İki hafta maç oynamıyor. Öbür grupta daha zor yani. Şimdi niye daha zor? Onlar da iki hafta oynamıyor. Bir bayları var, üç hafta. Üç hafta tabii ben şey yapıyorum işte. Demir Bilek, Gençler Gücü. Evet. Çok zor yani. Bütün takımlara yani şey zor. İşte o zaman burada mesela ASKF'nin bu konuda çok daha dikkatli olması i̇şte, gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben de aynı kanattayım da ASKF'nin yani şeyi bilmiyorum. Prosedürü bilmiyorum. Ona göre uygulamalıdır muhakkak onlar da. Onlar da prosedürü uyguluyorlar. Katılacağız demiştir kulüp. Katılım bedelini ödemiştir. Fikstüre girmiştir. Onlarda geri dönüşü yoktur artık yani. Bence kanunen kanun uyguluyorlar yani. Hocam ben katılıyorum tamam da bu bazen de bir de istisnalar kaideyi bozmaz diye bir kural vardır. Şimdi dediğiniz gibi oldu. Takımlar katılım paylarını yatırdılar. Evet. Fikstür çekildi. Ondan sonra çizdim oynamam dediler tam tabiriyle. Liglerde başlamadığına göre bir hamle yapmalıydı ASKF diye düşünüyorum ben. Yani mantıklı. Ama mantıklı. Olmadı gitti. Yapmadılar. Bu sene de böyle gidiyoruz. Peki hocam, şimdi sizi hani böyle bir teknik adam olarak daha kesip konuşmasanız da evet. Ben hep söylüyorum. Geçen haftadan beri sizin grupta, siz diğer grupta Çardaklı Spor evet. Playoff'lara katılacaklar. Playoff takımlarını takip ediyor musun? Kütahya'daki takımlar. Tabii playoff takımlar bütün Kütahya amatör, birinci amatörü takip ediyoruz, süper amatörü takip ediyoruz. Yani bizim antrenör gözlemci olmalı. Niye? Çünkü biz geçen sene başladık projelerimize. İşte hedef koyduk. Dedik ikinci amatörde şampiyonluk hedefimiz. Birinci amatörde hedefimiz şampiyonluk. Süper'de şampiyonluk başkanı açıkladı bunu Sayın Mehmet Kocagır. Hedefimiz bağlıydı, açıkladı. Biz de bu arada ortama şey yapmaya çalışıyoruz yani, mücadele ediyoruz. Buna uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Hedefe emin adımlar. Şimdi niye? Antrenör gözlemci yok dedi. Biz süper amatörden, bağlı liginden futbolcular izliyoruz yani. Şu an izliyoruz. Şu an izliyoruz. Şampiyon olmadık, belki de olamayacağız yani. Ama hedefe giden yolda, hedefe giden yolda izliyoruz yani. Tabii. Ben şey yapıyorum, ilimiz... Grupların işte merkezde 3 grup var. Evet. İşte Emet, Timav, Gezi grupları. Bir tek şey var. Daha vardı var herhalde iş koparan sizin gibi iş olan. Evet evet. Diğer gruplara takımları... Şimdi Dağar'da... Dağar'da şeyle... 8 puan yaptı. 8 puan yaptı. Rakibine. Emet Bor olması lazım. Rakibi herhalde. Evet evet. Emet Bor olabilir. Evet, benim şey yaptığıma göre. Şimdi... Önemli olan... Bütün sezon boyunca
gösterdiğin takım performansını playoff'lara da göstermek çok önemli. Şimdi playoff'lara çıkmak, yani playoff'larda maç mücadele etmek çok zor. Playoff'lar nasıl olacak hocam? Lafını kestim. Deplasmanlı mı olacak? Şimdi benim bildiğim ilk ASKB'nin sitesinden yayınlamışlardı, ona bakmıştım. 8 takımdan 2 grup yapacaklar. 4-4 çift devre usulü, yani çift maç yapacağız. İkişer takım çıkacak o 4'er takımdan. İkişer takım çıkacak 4-4. Evet. O zaman yine oldukça uzun bir süre olacak. 4 takım var. Evet, 6 maç oluyor. 6 maç. 6 maçta playoff'lar da olacak. Aslında iyi yani, böyle deplasmanlı ise daha iyi. Ben yoksa hepsi il merkezinde playoff'lar yapılır mı? Geçen dönemlerdeki gibi değil artık. Bu sezon. Geçen dönem 8 takım veya 10 takım oluyordu. Tek devre usulü. Bir takımla bir müsabaka yapıyordum. En çok puan alan 3 takım çıkacaksa 3 takım çıkıyordu yani. Evet, şampiyon oldu. Şimdi öyle değil yani, bu sene değişti. Değişti. Dediğimiz gibi oldu. İyi, Allah gönlümüze göre versin. Ben şey yapıyorum ya. İnşallah abi. Ayrı ayrı olursa bile çok büyük bir ihtimalle ben hem Göbel Gençlikspor'a hem Çağdaş Spor'a playofflarda şans veriyorum yani. Peki şöyle bir şey var. Şimdi şöyle bir şey var, ben garantici bir adamım. şimdi en yakın rakibimiz Altman yaptık. En büyük şampiyonluğun en büyük adayıyız da. Şampiyon da Allah'ın izniyle olacağız. Kalan bütün maçlarımızı alacağız. Takımıma güveniyorum. Her şeye güveniyorum ama şey konuşmak lazım. Rakiplerimize saygı duymak lazım. 3 puanlık sistemdeyiz. Şimdi yani en büyük adayı biziz. Şampiyon da olacağız diyoruz. Ama şampiyonluk kelimesi çok güzel bir kelime. Evet, yani bu işin yağmuru, çamuru, bütün takımlar için. Yağmur, çamur, kar. Zahmetini çekiyorsun, bir anda mükafatını alıyorsun. Tabii. Yani şampiyon olmak için hedefimize giden yolda iyi futbol, güzel futbol. Eğer nasip olursa, şampiyon olursa playoff'larda Tavşanlı'yı en iyi şekilde temsil etme. Köyümüzü, Tavşanlı'yı. İnşallah. Hedefimiz bu. Hocam demin biraz geçiştiği gibi olduk. Şimdi playoff'lara gelecek takımlar. Evet. Şimdi il merkezinde 3 tane, 3 grup var. Başka Simav Mehmet grubunda 2 tane var. Domaniç'te 1 tane var. Tavşan'dan 2 tane var. Şey, Roma Gediz, onlar Simav Mehmet grubunda mı? Evet, evet. Ha. Peki hocam, hangi takımlar çıkar? Rakipleriniz kimler olabilir? Şöyle görünen şey ne? Şimdi valla çok karışık yani. Önce Termik bir aldı götürdü, bir şeyler yaptı. Son 2 hafta, bu hafta önce son 2 hafta mağlup oldular. Ondan da mesela takipçisi var, 2 puan fark var aralarında. İnköy var. Termik 25, İnköy 23. Son 7-8 maçını kazandı İnköy. Tabiri caizse yapıştı yani şeye, Termik'e. 2 puan fark var aralarında. Geriden görüyor. C grubunda. Evet. Şimdi orada da şeyler karışık. Puanlar çok yakın yani. Simav Mehmet A grubunda Dağar'da. Mehmet Bor. Dağar'da 31 puanda, Mehmet Bor 23 puanda, evet. 8 puan fark var. Bir tek Dağar'da kopardı, evet. Gibi görünmüş. Evet, şu anda öyle gibi gözüküyor. Şey var, oralarda benim adım duydum, Dumlu Pınar Üniversitesi var, Vefa var. Şey var şimdi, var. Ondan merkezde, Simav, Mehmet B grubunda da Söğüt 23 puanla lider, Kuşu 20. Yemişli var, 19 puan. Kuşu geçen hafta liderine yürümüş herhalde. Evet, şimdi çok puan farkı az. Merkez A grubunda mesela öyle, 1922 Dumlu Pınar lider. 28 puanla Altıntaş Belediye 26 puan. Evet. Şimdi 2 puan fark var alanında. B grubunda Vefa, orası daha karışık puan olarak. Mesela Vefa 21, Aslanapa 21, Ağaçköy 19, 30 Ağustos 17. Hala 4 takım. Her şey olabilir. Heyecan dorukta oralar, evet. Yani. Bizim Tavşanlı B grubunda Çardaklı puan farkını açtı. Çardaklı götürür, evet. Zaten. Benim takip edebildiğim kadarıyla Çardak Spor'da rakip olabilecek takım pek yok gibi. Peki bizim iki takımımızın, hem Göbel Gençlikspor'un, evet. Hem Çardak Spor'un playofflarda şansı ne olur? Vallahi, ne yapabiliriz? İnşallah Tavşanlı'yı Çardak Spor'da, Göbel Gençlikspor'da biz de çok iyi şekilde temsil ederiz. İnşallah onlar da biz de süper amatöre çıkarız. O zaman şey olur. Süper Amatör Ligimiz olur, Tavşanlı Süper Amatör Ligi gibi bir şey olur. Evet, çıksın. 4 tane yani, takım şimdi var. Çıksın yani şimdi, şey yok.
Onlar da çıksın, biz de çıkalım. Tamam, çok. Hak eden çıksın. Şimdi biz bütün takımlara saygı duyuyoruz Zeral abi. Muhtemel rakiplerimize, bu ligdeki rakiplerimize, bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Demin söyledik, bir daha uzatmanın anlamı yok. Önce hocalar, yöneticiler takımına sahip çıkacak sahada. Kavga gürültü olmayacak. Evet. Yani bu öfke, bu kin niye yani? Futbol, amatör takımız, futbol oynayın kardeşim. Futbol sert oynanan bir oyun. Ara sıra sert, istenmeyen sertler olabilir, sakatlıklar olabilir. Bunları hiç kimse istemiyor. Bizim takımımızda olabilir, rakip takımda olabilir. Evet. Mesela taraftar geldiği zaman ben kendi taraftarım. Göbel Gençlik taraftarı çıkıyor takımı destekliyor. Çünkü şampiyonla oynayan bir takım var. Çünkü her şey yolunda gidiyor. İyi top oynuyor. Yani kavganın içine girecek bir takım, taraftar grubu değil. Tabii. Gelinen süreç. Ama taraftar olabiliyor. Mesela geçen hafta Çukurköy taraftarında bizim taraftar hafiften bir tartışma yaptı. Ama geçip şimdi tavşan da hep yüz yüze bakıyoruz. Ya onlar da bizim taraftarımız. Onlar da bizim takımımız. Ben nasıl onları öyle bizim kendi takımımız göreceğim, onlar da bizi öyle görecekler. Çünkü maç bitiyor, çıkıyor tavşan da birbirimizle konuşuyoruz, birbirimizle görüşüyoruz. Burası küçük bir yer ya. Hocam cumartesi pazarına çıkıyor, her şey birbirine bakıyor, yüz yüze bakıyor. Tabii. Yani şimdi ben mesela taraftar dedik. Bu hafta Çobanköy Spor'la maçımız var. İlk maçta Çobanköy Spor taraftarı Çobanköy Spor'u yendik mesela. Maç bitti bitermez benim futbolcularımı tribüne çağırdı. Çok hoşuma gitti. Ben tavşanda böyle taraftar grubu görmek istiyorum. Tamam, tebrik ederim. Buradan Çobanköy Spor taraftarını tebrik ediyorum. Hayır parantez açayım. Çobanköy Spor genç takım. Çok iyi takım. Seviyorum yani. Hoşuma gidiyor. İzlediğim futbolcular var. Evet. Çok güzel. Yani buradan Çobanköy Spor taraftarına çok teşekkür ederim. Evet, gençlik önemli bir alaka. Hocam o zaman ne söyleyeyim? Süper Amatör'ü takip ediyorum dediğiniz gibi. Evet. Süper Amatör'de bugün Karakova'da 3 tane güzel maç var. Evet. Birincisi şu anda lider olan Tepecik Spor ile Tunç Bilek Belediye Spor arasında. Evet. Diğer maç Moymut Spor, Hacı Kıbrı Spor konuk edecek. Ve bir önemli maç daha Seramik Spor ile Akıcılar Spor arasında. Neler olur maçın? Valla Ali abi çok zor maçlar ya. Çok üst düzey maçlar. Çok zor olur yani. Çok zor maçlar. Şimdi hakikaten geçen senelere nazaran yani Tepecik, Akıncılar, Tuşbilek kalite getirdi Süper Amatör'e. Değil mi? Tabii. Kalite getirdi. Çok bu sene kalite farklı. Hele Tepecik'in işi çok zordu yani. Sezon başı Erhan Hocam geldi, geç geldi. Herkes takımını kurdu. Sonradan takım kurdular. Yani çok büyük işler yaptılar. Ama Erhan Hoca hiç böyle sağa sola bakmadan yavaş yavaş, aheste aheste işini yaptı ve sonunda liderliğe de geçirdiler. Tabii. Ben... Şimdi Akıncılar da iyi takım. Tuşbekleri de iyi takım. Neyin ne olacağı belli olmaz uçman sistemde. Evet, puan farklı evet, zaten. Önemli olan futbollar abi istikrar. Evet. Ya mağlubiyetim yok ama ben çıkıyorum maçlara beraber kalıyorum. Çıkıyorum maçlara beraber kalıyorum. 8 beraberliğim var. Mağlubiyetim yok. 3 galibiyetim var, örnek veriyorum. Puan durumundaki yerime bakıyorum ben. 8.'yim, 6.'yim. Yani futbolda istikrar önemli, kazanmak önemli. Evet. Şimdi zaten şöyle var, futbolda derler ki az yeniden değil, çok kazanan şampiyon olur. Tabii. Az gol yiyen değil, çok gol atan şampiyon olur. Tabii evet, ya. Benim aklım... Ya 100, sen çıkarsın 100 gol atarsın. Öbür takım 30 gol atar ama o şampiyon olur. Neden? 1-0, 1-0 maçlar ne olur? 1-0, 1-0 istikrar yani. Ama hocam, ben dediğim bir zamanlar Trabzonspor öyleydi de ama diyorum genelde çok gol atan takım daha çok şampiyon oluyor diye benim aklımda öyleydi. Tabii. Peki hocam şimdi muhabbetimiz böyle keyifli keyifli gidiyor da Tavşanlı Spor madem milli takımımız kısaca ondan da bahsedelim. Bizim sevgili teknik direktörümüz İmam Ahmet geldi. Yiğit lakabıyla anılmış diyeyim. İşte Burhan Zorba, Ahmet Kandemir de kaleci antrenörü. Değişiklik için neler düşünürsün? Tavşanlı Spor bundan sonra neler yapabilir kısa zamanlarda? Değişiklik çok iyi oldu, yerinde oldu ve ilk maçı da Ahmet Hocam, yani Tavşan iyi spor 4-0 kazandı. Farklı evet. Bir galibiyet. Şimdi çocuktan futbolcu kardeşlerimizin morali düzeldi. Yeniden başladı. Yani lig bence Tavşan iyi spor için yeniden başladı. Vallahi 3 puanlı sistemde her şey olabilir. Ne dedik? Puan farkı kapanabilir. Önemli olan havadır. Takım havası.
Ahmet Hocam geldi, takım havaya girdi. Bir maçta da bu işler bitmiyor. Dedik ya, istikrar önemli. Ama iyi başlamak da çok önemliydi. Bence Nihil Spor şampiyonluğu alabilir. Şampiyon olabilir. Çünkü iyi başlangıç oldu, iyi başladık. İyi başladık. Tabii inşallah devam gelir de ben gene hala o konuda ikinciyim. Liderle 5 puan fark var. Gerçi lider bizim yani şeyimize, sahamıza, adaslarına gelecek ama 5 puan. Ya adamların 2 maç kaybetmesi lazım. Hadi birbirini yendik, bir maç kaybedebilir. Bu hafta lider mesela Yeşilay puan kaybetmiş. Yeşilay Spor, evet. Her şey olabilir futbollar abi. Her şey olabilir derken her şeyi bir kulüp, bir takım kendi kendine bırakmaz. Niye bırakmaz? Her şey olur veya biz şampiyon oluruz. İşte 4 sürenlik falan. Ne dedik? Takım olacak. Çünkü bireysel şey değil yani bu. Futbol. Futbol takım oyunu. Takım oyunu tabii. Şimdi havayı yakaladığın andan itibaren yükselişe devam edersin. Yani iyi oldu diyorum ben. Çok iyi oldu. İnşallah iyi olur. Şimdi ben Lin Spor'u fazla eleştirmiyorum. Yani beni yanlış anlamasınlar, şey yapmasınlar da Lin Spor'da bakıyoruz kurum takıma. Benim 31 sene, 30 sene o kurumda çalıştım ben. Oradan emekli olduk. Şimdi eleştirmiyorum ben. Kötü şeyleri görsem de eleştiri yapmıyorum yani. Niye yapmıyorum? Yani yanlış olur. Çünkü ben şu anda Göbel Genç Spor antrenörüyüm. Sosyal medyada yazıp da Tavşanlı Lin Spor'un hocasını, Tavşanlı Lin Spor'un başkanını veya Kukuyum hocasını veya başkanını eleştiremiyorum yani. Eleştiremem. Hocam tabii o sizin prensibiniz. Ben eleştirdim. Yok neden? Siz gazetesiniz, burada iş yaptınız. Siz eleştirebilirsiniz. Siz yani bu konuyu ben sordum. Daha şeye gidin ilk kez gitmeden dedim ki arkadaş bizim bu hocayla olmuyor. Bunu göndermemiz lazım. Ama gitti. Şimdi ben sen katıldım yani o şeylerinize ama ben çıkıp da sizi desteklemek için orada yorum yapmadım yani. Neden yapmadım onu da söylüyorum yani. Ben şu anda bir Göbel Genç Spor'um. Teknik direktörüyüm. Yani bize yakışmaz. Ama bizim de eleştiri hakkımız var. Çünkü bizim takımımız. Yani, ama biz iyi şeyler olsun istiyoruz. İyi eleştiri yapmak istiyoruz. Eleştiriyi eleştiri gibi yapmak istiyoruz. Ama sen bu işin peşinde koşturuyorsun abi. Liniyeti deplasmanlarda demin dedim ya kar, çamur, yağmur. Siz de öyle yapıyorsunuz. Senin eleştirmekte çok büyük haklısın yani. Hocam teşekkür ederim. Sağ olasın. Hocam keyifli bir muhabbet oldu diye düşünüyorum ben. Evet. Sanırım sohbetimizin de sonuna geldik. Eğer şu konular eksik kaldı, şunları da dile getirelim dersen buyurun onları da söyleyin. Yoksa sonra da... Vallahi abi şimdi teşekkür ederim beni buraya çağırdınız. Siz de bu stüdyoda iki, bir de Göbel'de üçüncü sohbetimiz. Yani ben buradan mesajım şu, bütün amatör kulüplere. Kardeşim, antrenörler, yöneticiler takımına sahip çıksın sahada. Bu hakemler bizim hakemlerimiz, bu taraftar bizim taraftarımız. Yani kavga gürültü olmasın, futbol dedik ki amatör takımız. Yengelerini tebrik ettiği FPA çerçevesinde maçlar olsun. Ben bunu istiyorum. Geç hocam. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ederim. 91.5 Alternatif Radyo'nun çok değerli dinleyenleri ve izleyenleri. Tavşanlı Amatör Futbolu'nun Mayrun Host'u sevgili Ercan Kuru ile sohbetimiz burada sona erdi. Bizi dinleyen tüm izleyenlerimi de dinleyenlerimi de çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Hoşça kalın. Konuğumuzu koltuğuna oturttuk, sporu bilenlere sorduk. Her hafta farklı bir misafirle ilimiz futboluna dair ne varsa konuşuyoruz. Ali Mermer'in sunduğu konuğumuz var, Alternatif Radyo'da.